Kesinlikle. Şey yaptı, takip ediyordu. Allah olana razı olsun, size de razı olsun. Biz zaten daha önceki dönemde söylemiştik. Biz artık ideolojik siyaset değil de hemşeri siyaseti yapacağız bu dönem. Sizin gibi değerli hemşehrilerimizin meclise gitmesi bizim için hem federasyonumuz için hem de temsil ettiğimiz toplum için onur verici. Mecliste olmamız hem memleketimiz adına hem bölgemiz adına hem de insanlığımız, toplumumuz adına hayırlı olur. Biz o niyetle yola çıkmışız. Hayır olması için yola çıkmışız. Yani insanlara ulaşmak için. Açıkçası biz de her türlü, her platformda bunu söylüyoruz. Ya diyoruz siyaset hizmet odaklı olmalıdır. Kim güzel hizmet ediyorsa bunun hiçbir şeyine bakmayın. Hizmete bakın. Yani benim partimdense tamam. Başma hayran be. Hayır bir an merhaba Şmalik. Allah helik olik ruh. Merhaba. Allah razı olsun. Eyvallah. Her gün Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah maşallah zannet. Eyvallah. Her gün Allah razı olsun. Rabbimiz ne emretmişse biz zaten Hüdapar olarak parti programımızda var yani. İslam'ı ölçe alan bir parti. İslam'ın değerlerine göre siyaset yapan bir parti. İnşallah. Tamam. Tamam. Geriye yanaştır alacağım. Tamam. Tamam. Şunu şöyle. Tamam. Buraya açalım. Buradan ona. Tartalım. 3 artı 1'lere 309. 2 artı 1'lere 105 lira. 275. Konferans salonunda programı var. Orada çok bir şey tartıştık. İlçelerden falan. Malatya'da 6 yıl üniversite okudum. Orada çok sefalarda görev yaptım. Çok çalıştım. Doldurmayla ilgili. Türkiye Gençlik Kurulları'nı yaptım. Onu çok uzun süre sürmedi. Yani buna hepsi üst üste geldi. Bir de Mersin'i de ekleyince bazen... Allah hayırlı olsun. Allah Teala bizi aziz İslam'dan ayırmasın. Biz şuna inanıyoruz ki Allah'a kul olmadıktan sonra yapılan ya da olanlar bize göre Cumhurbaşkanı olmaktan da daha ehemmiyetlidir, daha önemlidir. Sonuçta birkaç günlük bir dünyadır. Biz de inşallah bize verilen bu etkiyi memleketimiz için, insanlarımız için, hizmeti için kullanacağız. İnşallah. Değerlerimizi savunacağız. Bizim inancımızı savunacağız. Bugüne kadar bize hep övey evlat da değil, bizi insan bile saymadılar. Bugüne kadar öyle sorunlar yaşadık. Elhamdülillah gene bu iktidar döneminde bazı şeyler oldu yani. Kabul etsek veya etmesek de.